Bir şeyiniz yok ya? Aa, çok fenayım. Ne olur bırakmayın beni. Bir yeriniz ağrıyor mu? Sizi hastaneye götüreyim isterseniz. Yok, istemem. Çok iyiyim. Hem sizin bir kabahatiniz yok. Aslında intihar etmek istiyordum. Neden? Çok uzun hikaye. Başınızı ağrıtmak istemem. Beni evime bırakırsanız size minnettar olurum. Tabii, memnuniyetle. Sizi çok üzdüm. Rica ederim. Sizi bir kahve içmeye çağırsam kabul eder misiniz? Rahatsız etmiş olmaz mıyım? Yok, memnun olurum. Ortalık biraz dağınık, kusura bakmayın. Yalnızlık çok zor. Kimseniz yok mu? Kocam var. Ama bildiğim bu gece İstanbul'da olmadı. Buyurun oturun. Teşekkür ederim. Ben şimdi gelirim. Alır mıydınız? Zahmet olacak. Rica ederim. Davetli misiniz? Gerek yok. Eğer beni istiyorsanız hazırım. Hazır mısınız? Evet. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi soyunsanıza. Nihayet dostumla yakaladım seni. Eyvah, kocam! Adiliğinin hesabını ödeyeceksin. Kulun kölen olayım, yapma. Affet beni. Seni de geberteceğim, ırz düşmanı. Yapma. Defol buradan. Defol hadi! Evet arkadaş, isteyene gider. Gider. Gidere gider. Ehliyet ruhsat. Vizeni yaptırmamışsın. Yaptırdım abi. Yaptırmamışsın lan. Git cezanı öde.
Vizeniz eksik. Arabaya gidip cezanızı ödeyin. Ama hiçbir suçumuz yok ki. Suçunuz olmasa neden ceza yazalım? Hayret ya! Her şeyimiz tamam olduğu halde yine de ceza yiyoruz. Olacak şey değil. Dur bakalım. Ehliyet ruhsat. İyi çalışıyorsunuz çocuklar. Başka türlü trafik suçları azalmaz. Bir zamanlar ben de trafikçiydim. Emekli oldum. Ama çalışmayı özledim doğrusu. Hadi kolay gelsin sizlere. Hadi. Teşekkür ederim. İyi günler. Size de. Yedim. Az önce her şeyim tamam olduğu halde ceza kestiler memur bey. Nasıl olur? Bu bölgede bizden başka görevli ekip yok. Memur bey, arkadaş doğru söylüyor. Üstelik bıyıklıydılar. Sahte bir ekip olabilir. Nerede çevirdiler sizi? Mahmut Bey köprüsünün başında. Kaç paramız oldu? 300-400 bin oldu. Bu kadarı yeter. Hadi tüyelim. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Merhaba. Salih, çay getir bize. Evet abi. Geciktim. Bekleyeceğinizi biliyordum. Affedin. O ne demek Kemal? Sen bizim mahallenin çocuğusun. Seninle övünüyoruz. Bize yaptığın yardımları unutabilir miyiz? Allah senden razı olsun. Sağ ol Veli dayı. Siz bana az mı baktınız? Elinizde büyüdüm. Sizi unutmak mümkün mü? Hasan'a iyi baktır. Onun yürümesi lazım. Sağ ol. Üzülme Hasan. İyileşeceksin. Yürüdüğünü göreceğiz inşallah. Senin torunu evlendirdin mi Ahmet dayı? Ceyizini tamamlayamadık. O kolay. Hazırlığa başlayın. Ben sana para yollarım. Yeni demlet. Biraz gecikti, kusura bakmayın. Önemi yok. Senin çocuklar da ortaokula başlamış ha? Sayende Kemal abi. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle buyurun. Bu gece şansım çok. İşim var yoksa kalırdım. Bol şanslar. Sema? Ne var? Sen uyumadın mı? Nasıl uyurum ki? Beni biraz düşünseydin, gece yarısı yalnız bırakıp gitmezdim. Önemli bir iş halletmeye gittim.
Hep kendin gidiyorsun. Bir yere götürdüğün yok beni. Benim de eğlenmeye hakkım yok. Olmaz olur mu sevgilim? Öyle güzel uyuyordun ki uyandırmaya kıyamadım. Buyurun efendim. Buyurun beyefendi. Şöyle bakabilir. Buyurun. Pırlanta yüzüklerinizi görebilir miyim? Hay hay buyurun. Evet efendim. Pırlantalı mücevher çeşitlerimiz. Beğendiğiniz varsa. Şu vitrindekileri de görebilir miyim? Hay hay efendim. Erdoğan Bey telefona bakar mısınız? Karşısına efendim. Yüzükleriniz çok güzel. Çok güzel ama benim istediklerimden yok. Zahmet oldu. Rica ederim. Bir dakika, beyefendi bakar mısınız? Buyurun. Yüzüklerden biri eksik. Ben mi aldım yani? Erdoğan Bey. Buyurun. Beyefendiye gösterdiğim yüzüklerden biri eksik. Nasıl yani? Polis çağıralım. Beyefendiyi boşuna alıkoymuşsunuz. Gördünüz işte, bir şey bulamadık. Nasıl olur memur bey? Ondan başka kimse yoktu ki burada. Asıl ben sizden davacı olurdum ya. Hüviyetinizi görebilir miyim? Buyurun. Bu kalsın. Buyurun. Bu da kalsın. Bir daha insanların onuruyla oynamayın. Gidebilir miyim memur bey? Tabi, buyurun. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Küpelere bakacak. Tabi, buyurun efendim. Başka çeşitleriniz var mı acaba? Tabii efendim, olmaz olur mu? İşte şurada. Bunu nasıl buldunuz? Kusura bakmayın, pek istediğimi bulamadım. İyi günler. Yüzük ne kadar eder sence? En az 2 milyon. Hı? Seni seviyorum. Ne kadar? Ölesiye. Öldüresiye seviyorum. Bir gün başkasının olursan vururum seni. Geçen gün o kalantor adamın önünde seni vururken bir an olayı gerçekmiş gibi yaşadım. Seni bir adamla bulayım, numaradan değil, gerçekten vururum. Çok ciddiyim, gülme. Öyleyse sen de ayağını denk al. Başka kadınlarla da seni ben görmek istemem. Ne gülüyorsun? Ben erkeğim. Unutma, ben de kadınım. İhaneti affetmem. Hadi tembelliği bırak. Biraz yüzelim. Hadi bakalım. Tamam.
bu nasıl? Buna ne dersin? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doğrusu zevkinize diyecek yok. Tam size göre bir araba. O kadar da değil. Bana kalırsa hanımefendi çok sevdi. Otomobil denilince benim için sadece bir vardır. Tutkumdur bu benim. Arzu ettiğiniz araba bu. Full aksesuar, tam otomatik. 84 model. Ne dersin sevgilim? Tam istediğim araba. Sen ne istedin de olmadı. Öyleyse içeri buyurun, sizlere soğuk bir şey ikram edeyim lütfen. 8,5 milyon mu? Evet ama pahalı sayılmaz ki. Çok pahalı. Maalesef alamam. Bu kadar parayı da bir arabaya bağlayamam. Başka yatırımlarım da var. Ama sevgilim, söz vermiştin. Söz verdim ama nişanlıma bir araba alacağıma söz vermiştim. Doğum günü için. Galiba bu gidişle alamayacağım. Affedersiniz, adınızı ve mesleğinizi öğrenebilir miyim? Tabii. Adım Kemal Doğan. Semka İthalat ve İhracat Şirketi'nin sahibiyim. Müteahhit ve mühendisim. Yurt dışında büyük bir ihalem var. İşte kart. Teşekkür ederim. İsterseniz vadeyle verebilirim. Nakit 500 bin liram var. 2 ayda tamamını ödeyebilirim. 2 ay vade tamamdır. Doğum gününüz kutlu olsun efendim. Ah, teşekkür ederim. Çok naziksiniz. İnanın beyefendi, sıkışmasam satmazdım. 5 milyona bedava verdim. Biz de bir şeyler kazanmayalım hanımefendi. Her neyse, helal olsun. Güle güle satın. İyi karlar. Mutlu musun? Çok. Karar aldım. Seni dünyanın en mutlu kadını yapacağım. Benim mutluluğum sensin. Seni çok seviyorum. Güzel bir iş yapsak. Çok paramız olsa Avrupa'ya gideriz. Bütün dünyayı dolaşırız. Yaşamaktan güzel ne var ki? Gideriz değil mi? Benim hayatım, dünyam sensin. Seninle ölüme bile giderim. Benim de her şeyim sensin. Seni seviyorum. Dans edelim mi? Sen et. Ben seni seyredeceğim. Üç defa. Evet, gördüm. Rest. Gördüm. Peki. Karadam. Benden bu kadar. Cengiz. Ne kaybetti bu gece? 3 milyondan fazla. Şu resme bak. İnan bana, en az 50 milyonluk bir iş bu. Önce 2 hastalıktan kurtulmalısın. Nasıl yani? Önce kumar, sonra uyuşturucu. Sen biliyor muydun? Bu 2 hastalık varken bizim kazanacağımız para ne kadar olursa olsun dayanmaz. Şu manzaraya bak. Buradan dünya başka türlü görünüyor değil mi? Hiç yarını düşünmüyorsun. Bu işler bir gün ayağımıza dolaşacak. İkimiz de ayrı ayrı hapishanelere atılacağız. Keser misin? Bir kere eğri oturup doğru konuşalım.
Kazandığımız paraları har vurup harman savuruyorsun. Fakir fıkara babalığı yapıyorsun. İyilik yapmanı küçümsemiyorum. Ama uyuşturucuya, kumara... Sana kes dedim. Hem sen beni niçin takip ediyorsun? Topu topu bir kere seni izledim. O da bir kadın var mı diye hayatında. Benim senden başka kadınım yok. Bir iş bulsak, ikimiz de çalışsak, bir de yuvamız olsa. Hepsi olacak. Sonra seninle sonu hiç gelmeyecek bir balayına çıkacağız. Hadi bakalım denize. Hop, hadi. Geldi. Herifi tanıdım. Şimdi planımızı uygulayalım. Yarın kuvvetler gelecek beyefendi. 20 milyonluk bir faturası olacak bu işin. Bir de sizin önümüzdeki hafta içinde Libya'ya gitmeniz gerekecek. Libya temsilcimizden gelen haberler son derece enteresan. Ayhan Bey şimdi asansöre bindi. Asansörde mi? Peki sağ ol. Bu işi mutlaka alacağız. Göreceksiniz. Adamlar çok etkinizde kalmışlar. Önemli bir şey var mı? Feyyaz Bey, Selim Bey ve inşaat şirketi sahibi Ahmet Bey sizi bekliyorlar. Sen akşama eve gel, orada konuşuruz. Baş ne? Ben holdinge girip biraz bilgi edineceğim. Sen şu paraları al, kendine basit bir iki kıyafet edin. Adamın sana acıması lazım. Bu işten vazgeçelim Kemal. Kafamı bozma benim gene ha. Başımıza bir iş gelecek diye korkuyorum. Korkacak bir şey yok. Söylediğim gibi bu son işimiz olacak. İnan bana. Ben gidiyorum. Baban ararsa akşam yemeğine gelmeyeceğimi söyler. Olur anne. Anne yine mi kumar partisini? Fazla konuşma sen. Dersine çalış. Bir gün kazan da yüzün gülsün. Ya senin doktor sevgilin de aran nasıl? Seni ilgilendirmez. Bak kızım, o doktoru da parayla tavlayamazsan evde kalırsın ha. Sen kendine bak, tipsiz. Tipsiz sensin. Aa! Serseri. Bu kıyafetimi nasıl buluyorsun? Harika. İşte bu seni saf bir mektepli yaptı. Öbürlerine verdiğim paraya yazık. Şimdi beni iyi dinle. Planımız şu. Önce 3 gün aç kalacaksın. Aa, olmaz. Zaten karnım çok aç. Bana bak, kafamı bozma benim. Rol yapacaksın. Gideceğin yerdeki insanlar açlığın ne olduğunu bilmezler. Bu senin en kuvvetli silahın olacak. Anladın mı? Kuvvetli ve gerçekçi olmalısın ki inandırıcı olasın. Adamın karısıyla arası iyi değil. Nasıl yani? Karısı aşkı meşki bırakmış. Kendini kumara vermiş. Adam hala sağlam. Aşka, kadına karşı yani. Şu fotoğrafa iyi bak.
dikkat et. Bu adamın postunu istiyorum senden. Kapıdaki görevlileri ustalıkla atlattıktan sonra sekreterin odası önünde bekleyeceksin. Ayhan Bey'i görmeden sekretere görünme. Bayıldıktan sonra işin tereyağından kıl çekmek kadar kolay. Tamam mı? Tamam. Sormak istediğin bir şey var mı? Ya beceremezsem? Becereceksin. Gelin benimle. Ayhan Bey'le görüşmek istiyorum. Bırakın kolumu, mani olmayın bana. Kimsiniz dedim. Bırakın diyorum. Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz dedim. Çok özür dilerim efendim. Rahatsız ettim. İş isteyecektim. Üniversite öğrencisiyim. Kimsem yok. İş bulamazsam tahsilim yarım kalacak. Biz böyle tek tek müracaatlarla kimseyi işe almayız. Holding senenin muayyen aylarında imtihan açar. Almak istediğimiz personeli böyle seçeriz. Bunun dışında kendi ailemden bile kimseyi işe alamam. Bayıldı. Acele doktor çağır. Tansiyonu düşük. Nabız hafif biraz. Kötü bir durum var mı? Yok efendim. Halsiz düşmüş olabilir belki. Yan taraftaki odaya alın. Acele yiyecek bir şeyler getirin. Doktor bey sizinle ilgilenecek. Şimdi işlerim yoğun, başım kalabalık. Yarın uğrayın. İşe girmeniz için elimden geleni yaparım. Sağ olun efendim. Recai bey. Buyurun efendim. Kız karnını doyurduktan sonra muhasebeden bir miktar para verin. Bağışlayın efendim. Gereken yapılacaktır. Ya, işte böyle. Adam bana harçlık verip gönderdi. Yarın da gel işe alayım dedi. Yarın gideceksin. Aa, ciddi misin? Gidip ne yapacaksın? Kendine sade, zarif birkaç kıyafet al. Adamın karşısına öyle bir çıkmalısın ki feleğini şaşırmalı. İçimde bir korku var. Nedenmiş o? Başaramayacağımdan korkuyorum.
Bu işi başaracağız sevgilim. Daha doğrusu başaracaksın. Yalnız ayağına denk al. Anlamadım. Ne demek istiyorsun Kemal? Adam senden yararlanmak isteyebilir. Seni kimseye yar etmem. Öyle bir şey olursa önce seni öldürürüm. Ben de senden bir şey istiyorum. Uyuşturucu ve kumar yok. Tamam mı? Bu işi başarırsak her şey düzelecek. Bütün kötü alışkanlıklarımı bırakacağım. İnan bana. Seni seviyorum. Çok seviyorum. Sensiz kalmaktan korkuyorum. Nurhan, sen de bir viski alır mısın? İstemem, sağ ol. Düşündüm ki ailece birbirimizden çok koptuk. Biz seyahate ne dersiniz? Dördümüz baş başa şöyle bir Akdeniz turu hoşunuza gitmez mi? Ne zaman? Yarın. Yarın mı? Evet. Ben gelemem, siz gidin. İyi eğlenceler. Abimle biz burada kalırız. Siz annemle gidin. Böyle aniden seyahatte nereden çıktı? Hem biliyorsun hafta sonunda Kamil Bey'in kızı evleniyor. Bir ay sonra olsa belki. Ayhan Bey'le randevum vardı. Dün gelmiştim ya. Beni işe alacak. Dün iş isteyen bayan geldi efendim. Peki efendim. Girebilirsiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Buyurun oturun. Dün sizi istemeyerek üzdüm. Çok iyi bir insansınız. Sayenizde kendime geldim. Beni hayata döndürdünüz. Size minnettarım. İnanın hayatta gerçek olan hiçbir şey benim olmadı. Sadece hayallerle yaşadım. Hayallerimle de genç kızlığımı bildim. Üniversiteye kadar nasıl okuduğumu anlatsam şaşar kalırsınız. Günlerce aç kaldım. Açlık nedir bilirim. Bana gelmekle iyi etmişsin. Adınızı ve yaptığınız işleri gazetede okudum. İçimde bir his, gelirsem bana yardımcı olacağınızı söyledi. Üzülme. Her şey düzelecek. Beni tanıdığın zaman yaşamaya ve hayata olan güvencin daha da artacak. Teşekkür ederim. Birlikte bir yemek yiyelim. Kabul edersen. Memnuniyetle. Böyle bir yerde sizinle birlikte oturmayı düşlemem bile imkansızdı. Bir çocuk gibi sevinçli ve heyecanlıyım. Çok güzel bir kızsın. Ama yoksulluk yüreğini karartmış. Oysa şartlar ne olursa olsun direnmeli insan. Ayakta durmalı. Yaşayacağı günler için. Yarının ne olacağı belli olmaz. Sürekli değişen bir dünyada yaşıyoruz. Ne güzel. İçten ve duygulu konuşmalarınızı... İnsana huzur veriyor. Bugüne kadar
Ne konuşanım ne de yol gösterenim oldum. Meğer birinin yol göstermesi ne kadar önemliymiş. Gençliğimden ve öğrencilik anılarından güzel günler yaşatıyorsun bana. O yüzden seni... Evet, sizi dinliyorum. Boş ver. Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer. Ya kimsem yok demiştin. Nerede kalıyorsun? Yani annen, baban... Yok, bir otelde kalıyorum. Otele olan borcum da bir hayli yükseldi. Bir genç kızın tek başına otelde kalması iyi bir şey değil. Doğru ama ne yapabilirim? Ev kiralamak, sonra döşemek masraflı bir iş. Seni çok eskiden tanıdığım bir yakınımın yanına yerleştirebilirim. İster misin? Bundan sonra hiçbir şeyden korkmayacaksın. Seni yanına yerleştireceğim kadın bana karşı çok iyi davranmış eski bir emektarımdır. Hoş geldiniz Ayhan Bey. Hoş bulduk Neriman Hanım. Sana bir arkadaş getirdim. Sema efendim. Memnun oldum kızım. Buyurun içeri. Buyurun. Siz dinlenin. Müsaade ederseniz biz Neriman Hanım'la biraz görüşeceğiz. Tabii. Parça bulmuşsun. Ben o işleri çoktan bıraktım. Bu kız kimsesiz ve yoksul. Burada 15-20 gün belki de daha fazla kalacak. Ne isterse yapacaksın. Ne almak isterse alacaksın. Belki ben gelemem. Sen merak etme, gerekeni yaparım. Burasını beğendin mi? Çok beğendim. Daha da beğeneceksin. Burada bir süre istirahat edeceksin. Sonra yavaş yavaş çalışmaya hazır olacaksın. Hem de beğeneceğin bir iş. Çok iyi bir insansınız. Size mani olmuyorum değil mi? Olmuyorsun. İnanın mahcup oluyorum. Küçük şeylerden mutlu olmasını bilen insanları... Unutalı çok oldu. Bana bunlar yeni hislermiş gibi geliyor şimdi. İşi gerekirse bana telefon ediver. Sekreterime not bırak, tamam? Sana emanet Neriman abla. Merak etme, güle güle. Nasıl tanıdın onu? Bilmiyorum. Tanıştık işte. Üstüme vazife değil ama şanslı bir kızmışsın. Gel yavrum, sana odanı göstereyim. Alo, kimsiniz? Siz kimsiniz? Bir dakika bekleyin efendim lütfen. Burası santral. Şehirler arası konuşma var galiba arada. Seninki galiba.
Sevgilim nasılsın? Yanındaki kadın kim? Dur bir dakika. Vallahi yalnızım. Dinle beni, kızarım ha. Hemen bul. Konuşacak ne kaldı? Ne demek ne kaldı? Bundan önceki işler nasılsa bu da aynı. Yalnız bir farkla. 50 milyonluk bir iş. Anladın mı? Evet, 50 milyon. Nereye vardı iş? Bütün gece seni bekledim. İnsan bir telefon etmez mi? İnsan bir telefon eder be. Sana söylemiştim Kemal. Ben de bir kadınım. Aldatılmaya tahammül edemem. Yemin ederim yanımda kimse yoktu. Bana inanmıyorsun değil mi? Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Ne olur bir şeyler söyle. Mutlaka bir şey söylemem lazım. Bir şey koptu içimden. Bir daha tamir edilemiyor. Ayhan Bey geldi. Aa, şimdi geliyorum. Tamam. Şimdi geliyor. Ben size bir şeyler hazırlayayım. Hı hı. Affedersiniz, beklettim. Rica ederim. Hiç rahatsız olmayın. Gelmeyeceksiniz sanmıştım. O kadar güzelsin ki, büyülendim sanki. Küçükken yıkandığım zamanlar babam veya annem beni öperlerdi. Ve bir şeyler söylerlerdi. Özledim bunları. Sıhhatler olsun. Beni çok sev. Ama çok sev. Seviyorum. Hem de çok seviyorum. Babam nerede kaldı? Hala uyuyor mu? Bilmem. Akşam gelmedi. Peki abim, o da mı yok? Herkes bir yerde. Nereden bileceğim? Kimseyle uğraşacak halim yok. Evet Kemal. Seni dinliyorum. Niçin aramıyorsun beni? Niçin? Bağırma lütfen. Çabuk buraya gel. Yoksa ben gelirim. Bugün çok neşelisiniz. Hoşunuza giden bir şey mi oldu? Ne olabilir ki? Bilmem ama çok neşelisiniz. Çok neşeliyim. Hı hı. Doğru. Ancak çok önemli bir noktadayım. Karar verecek bir noktada. 50 yaşındayım Recai Bey. Maşallah. Evliliğim eskidi. Karım iyi bir insan. Bana iki çocuk verdi. Ama tam 5 yıldır koptuk onunla. Seneler var ki bir soru soruyorum kendime. Acaba ben mi yaşlandım yoksa karım mı? Cevabını bulamıyorum. Ama şimdi bulmuş durumdayım. Anladığım kadarıyla yeni bir hatun var bu işte.
Vay 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 vay. Küçük hanım nihayet teşrif ettiler. Bu iş buraya kadar Kemal. Ne demek istiyorsun? Seninle yapamayacağım. Herkes yolunda gitmeli. Çocukluğumdan beri sade bir hayatın özlemi içindeyim. Seni seviyorum ama kumar, dolandırıcılık, uyuşturucu, bir de ihanet. Ömür boyu katlanacağım şeyler değil. Beni unut ve rahat bırak. Bunları bana mı söylüyorsun? Seni bataktan kurtardım. Deliler gibi sevdim. Benden ayrılamayacağını defalarca söyledim. Sen benim bir parçam değil misin? Beni unut ne demek? Beni unut ne demek? Ben seni sevmiyor muyum? Ama seninle yaşadığım hayattan bıktım. Bıktın mı? Yoksa o adamla aranda bir şey mi oldu? Evet de, evet de ki gırtlağını keseyim. Hadi git. Git bana onun postunu getir. Getirmezsen seni de onu da bu sefer geberteceğim. Hadi defol şimdi. Defol! Ama ne olur şansıyım. Barışma bana. Ben seni niye yanımda taşıyorum biliyor musun? Evet. Benim kocam da senin gibi uyuşturucu müptelasıydı. Kriz sonrası sizin gibiler yalnız kalmaktan korkar. Kes! Yoksa şimdi seni de gebertirim ha. Ne? Alo. Benim. Heriften biraz para sızdırdın mı? Onu söyle. Senin kumarına para yetiştiremem artık. Ne diyorsun sen be? Benimle dalga mı geçiyorsun? Beni sıkıştırıp durma. Sana söylemiştim. Lütfen beni unut ve rahat bırak. İki gün içinde bir şeyler yap. Anlamam ben. Para bul. İşte o kadar. Sema Hanım, uyuyor mu? Odasında uyumuştur herhalde. İçecek bir şey hazırlayayım mı? Yok, istemem. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş geldin. Sen daha uyumadın mı? Uykum kaçtı. Uyuyamadım. Geldiğin iyi oldu. Benim mi bu? Tabii. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Ben de. Güle güle.
Buyurun. Aa! Kardeşim kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Bana bak kadın! Kemiklerini kırdırtmak istemiyorsan ayak altından çekil! Tamam, bırak onu! Hiç hediye vermiyordu hani? Yalancı! Geri ver onu Kemal! Bir daha bana yalan söylersen seni parçalarım! Ne oldu kızım? Ne diyeceğim Ayhan Bey, ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Sen hiç üzülme kızım. Her şeyin bir çaresi vardır. Duyarsa çok çok üzülür. Sen merak etme. Bu ikimizin arasında bir sır olarak kalacak. Sağ ol abla. Canım. Evet beyler. Recai Bey'in fikrine katılıyorum. Yatırım projesi onun görüşleri doğrultusunda gerçekleşirse başarıya ulaşır. Alo. Evet canım. İyiyim. Sen nasılsın bugün? Hiç iyi değilim. Bilmem. Canım çok sıkılıyor. Seninle bir şey görüşmek istiyorum. Sağ ol. Sıkıntılarını bana anlatmalısın. Ancak o zaman bir çare bulabilirim. Buradan uzaklara gidelim. Seni üzen bir şey var ve bana anlatmıyorsun. Sinirlerim bozuk. Buradan ayrılmamız senin için imkansız değil mi? Neden imkansız olsun? İşlerin vardır. Bir süre bırakabilirim. Sağ ol. Seninle hayatımın en güzel balayını yaşayacağım. Alo, buyurun. Sema Hanım yok. Bilmiyorum. Sema! Sema! Ne istiyorsunuz? Sema yok evde. Niçin anlamıyorsunuz? Size telefonda söyledim. Nereye gittiler? Bilmiyorum, bilmiyorum dedim ya. Biliyorsun karı. Ama bilmediğim bir şey var. Şey, seni gebertirsem kimsenin haberi olmaz. Yapma. Hadi konuş, durma. Hadi öt! Canımı acıtıyorsun. Bırak çenemi. Söyleyeceğim. Hadi söyle. İstanbul dışında. İstanbul dışında. Beni patronum mu sandın? Nerede İstanbul dışında? Çekmecede. Vallahi çekmecede. Al şu parayı. Leyli Müslü'yü buldum. Ne varsa al gel. Çekmeceye gitmiş. Hemen hareket etmem lazım. Aha. Geç kalma. Evde Başüstüne bekliyorum abi. Seni. Dur! Kaçalım. Polisler! Teslim olun! Uyuşturucu kullanmadığını söylüyorsun. Peki kime aldın? Konuşmazsan sen kaybedersin. Cezan büyür. Biz nasıl olsa öğreniriz. Patronumu aldım. Kimdir patronun?
Ne iş yapar? Adı nedir? Adı Kemal Doğan. Bir iş yapmaz. Kumar oynar, adam dolandırır. Uyuşturucu müptelasıdır. Patronunun yerini söyle. Şimdi nerededir? Mertel'deki evinde. Beni bekle. Buranın kapıcısı sen misin? Evet beyim, benim. Kemal Doğan diye biri oturuyormuş burada, öyle mi? Evet efendim, oturuyor. Söyle bakayım, kaçıncı katta? Kemal Doğan efendim, ikinci katta. Hı. Buyurun. Evinde yok. Nerede olabilir? Birlikte çekmeceye gidecektik. Beni bulmadan gitmez. Evine mutlaka gelir. Özlemişim buraları. Eskiden her yıl tatile çıkardım. Son 5 yıldır bir yere gitmiyorum. Sayende bir tatil yapmış olacağım. Dikkat ediyorum, 10 dakikadır konuşmuyorsun. Ne düşünüyorsun Seva? Hiç. Buradan canın sıkıldıysa söyle. Başka bir yere gidebiliriz. Benim için o kadar çok şey ifade ediyorsun ki anlatamam. Ben senin için bir sevgiliyim sadece. Sadece sevgili değil, daha büyük bir değersin. Sen de benim arkadaşım, dostum, kocam, her şeyimiz. Ne var, ne oldu? Neyin var söyle? Midem bulandı, fena oldum. Eve gidelim. Yaslan bana. Sen biraz istirahat et. Ben bir doktor getireyim. Gerekmez. Biraz sonra düzelirim. Olmaz. Mutlaka muayene olman gerekli. Ayhan, sen misin? Cevap versene. Kaçtın. Söyle. Niçin oynadın bu oyunu? Yalvarırım Kemal. Yalvarırım, bırak yakamı. Ne olur anla beni. Beraber başladık bu oyuna. Ama olmadı. Yapamadım. Onu seviyorum. Görüyor musun? Sen o adamda sevecek tek şey bulmuşsundur. Para! Hem senin hem onun canını alırım. Aklını başına topla! Ne istedin de yapmadım. Ben de senden ilk defa bir şey istiyorum. Söyle. Söylesene.
Bırak bizi. Bırakayım mı? Ya ben ne olacağım? Defalarca söylemedim mi seni her şeyden çok sevdiğimi? ...50 milyonu hemen istiyorum. Hangi cehennemde bu adam? Bize haber vermeden ortadan kayboldu. Hiç değilse sekreterine nereye gittiğini söyleyebilirdi. Babam hayatında belki de en iyi işi yaptı. Ne demek istiyorsun? Onun yerinde olsam... Bir de güzel kız alırdım yanıma. Burada bizim yanımızda yalnız da adamcağız. Ne malum öyle yapmadın? Nasıl oldu sevgili? İyi misin? Bir doktora göstersem seni. Doktora lüzum yok. İyiyim. İyiyim ama... Ama ne? Buradan hemen gitsek. Olur sevgilim. Ne istersen yaparım. Yeter ki sen mutlu ol. Denize gitsek ne dersin? İster misin? İsterim tabii. Çok iyi olur. Buyurun. Sin. Silen. Hem. Bunlardan hangisi varsa birkaç kutu ver. Olsaydınız ilaçları reçetesiz vermiyoruz. Ver yoksa gebertirim. Alo. Evet, sizi dinliyorum. Nasıl bir adamdı? Esmer, uzun boylu, bıyıklı. Biraz da ben kullanayım mı? Tabii güzelim. Ne düşünüyorsun? Seni. Neden? Seni tanıdığıma o kadar memnunum ki. Huzur buluyorum. Kendimi güven içinde hissediyorum. Sevildiğimi biliyorum. Thank you.
Bir şeye karar veremiyordum. Ama şimdi kararımı verdim ve uygulamaya geçeceğim. Ne kararı bu, sorabilir miyim? Sonra anlatırım. Ben acele İstanbul'a döneceğim. Çok önemli meseleler var. Onları halleder etmez bir daha dönmemek üzere senin yanına geleceğim. Anlıyorsun değil mi sevgilim? Seni seviyorum. Beyler, çok kısa konuşacağım. Etna Holding, Ayhan olsa da olmasa da yaşayacaktır. Şu andan itibaren şirketin ve şirketler grubunun başından ayrılıyorum. Bu, dönülmesi imkansız bir karardır. Şirketler topluluğuna oğlum üniversiteyi bitirene kadar hükmedemeyecektir. Recai Bey, şirketimizin avukatı ve idare meclisimizin üyesidir. O andan itibaren de o benim görevimi yürütecektir. Sizin anlayacağınız, ben emekliye ayrılıyorum. Toplantı bitmiştir beyler. Çok teşekkür ederim. Ne olmuş şirkette? Babam istifa etmiş. İşi tamamen bırakmış. Delirdi mi bu adam, ne? Babamı çok genç ve güzel bir kadınla görmüşler. Dedikodu bu. Ben inanmadım. Ne oldu bu adama? Kabahat bizde. Hiç yakınlık göstermedik. Onunla hiçbir şeyimizi paylaşmadık. Kendi evinde yapayalnızdı adamcağız. Hoş geldin baba. Hoş bulduk kızım. Şimdiye kadar ne istediyseniz yaptım. Sizleri sevdiğim için yaptım. Sizi gene çok seviyorum. Bundan emin olabilirsiniz. Ancak ben de etten kemikten yaratılmış bir insanım. Sadece para ağacı değilim. Bunun bilinmesini istediğim için hepinize veda etmeye geldim. Olamaz. Bunu yapamazsın. Olacak sevgili karıcığım. Hem de en önce sen razı olacaksın. Sözün kısası özgürlüğümü istiyorum. Senden ayrılacağım. Onun bedeli 400 milyon lira. Karımla boşandığımız gün bu para onun. Anlaştık mı sevgili karıcığım? Bana özgürlüğümü verecek misin? Yalancı köpek! Senin kemiklerini kıracağım. O herifi de geberteceğim. Dur! Vurma! Yarın paranı alacaksın. Gene yalan söylüyorsun. Para bende. Oynama benimle. Yoksa... Dur! Vur istersen. Öldür. Sana bekle diyorum. Yarın bankadan alıp getireceğim. Getirmezsen sen bilirsin. Senin için önemli olan para değil mi? Önce sen, sonra para. Ne oldu sana? Neden ağlıyorsun? Söylesene. Sana her şeyi anlatacağım. Fakat biliyorum, beni affetmeyeceksin. Neyi anlatacaksın? Neler oluyor anlayamıyorum. Seninle tanıştığımız günü hatırlıyorsun değil mi? Evet canım. Her şeyi öğrendikten sonra çıkıp giderim hayatından. Ama sözümü bitirmeden kovma. Hatırlıyorsun, yazıhanende açlıktan bayılmıştım. Çünkü senin yanında bayılmam planlanmıştı. 3 gün aç bırakılmıştım. Sana kendimi acındırmak istiyordum. Seninle tanışacak, senden büyük bir para koparacaktım. Yok, hayır, gülme.
Peki. Yalnız şu kadarını rahat etmen için söyleyeyim. Tahmin ediyordum. Tahmin mi ediyordum? Lütfen devam et. Olmadı. Yapamadım. Çünkü... Evet, çünkü... Çünkü seni sevdim. En mühimi bu Sema. Bunu bekliyordum. Gerisi bana vız gelir. Bu işin bedeli neydi? Korkunç bir para. Ne kadar? 50 milyon. Çok, çok korkunç değil mi? Aptal kız. Seninle evlenebilmek için ben sadece karıma 400 milyon lira ödedim. 50 milyonun lafı mı olur? Nerede bu adam? Ne yapacaksın? Bu parayı hemen vereceğim. Hayatımızdan çekip gitmesi şartıyla. Seni seviyorum. Seviyorum, seviyorum, seviyorum. İşte 50 milyonluk çek. Çekin karşılığı olup olmadığını araştırdın mı? Çek Etna Holding'in çeki. Aferin sana. Hadi toparlan gidiyoruz. Toparlan gidiyoruz dedim. Ben gelmiyorum. Nedenmiş o? Gelmiyorum. Gelmek istemiyorum. Yürü. Bırak. Bırak kolumu. Yürü diyorum sana, yoksa döve döve götürürüm. Bırak kızı. İstediğin parayı aldın. Defol buradan. Sen ciddi ciddi sevdalanmışsın. Bu benim ve benimle gelecektir. Buna o karar verecek. Benim kararım onun kararı demektir. Bu işe beraber başladık, beraber sona erdirdik, beraber gideceğiz buradan. Yoksa sadece ölüsü kalır sana. Müdahale edersen sen de tatlı canından olursun. Sana defol dedim. Ne olur Ayhan, varma üstüne. Hiç acımadan vurur seni. Beni iyi tanıyor. Sözünü dinle. Sana yalvarıyorum. Benim yerim onun yanı. Onu hayatımdan alırsan ben yaşayamam. Öldürürüm kendimi. Bana insan olarak değer verdi. Yeniden yaşama gücü verdi. Bir kere de sen bir şeyler vermesini öğren. Fakir insanlara, muhtaç kimselere bol bol verdiğin kalbinin nasırlaşmamış tarafından bana da bir şeyler ver Kemal. Ne olur.